Hey, Paraksiten Kimya izleyicisi. Nasılsın, ne yapıyorsun? AYT kampımız başladı. AYT kampının dördüncü günündeyiz biliyorsun. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma video atıyoruz. Cumartesi canlı yayın yapıyoruz. Pazar tatil. Pazarda boş bırakmam ama. Ufak tefek şeyler yaparız. AYT kampında pazartesi ve perşembe günleri ders videoları geliyor. Pazartesi 11, perşembe 12. sınıf videoları geliyor. 11 ve 12'yi aynı anda takip etmesin mezun arkadaşlar. 11 bitince 12'ye başlasın. Niye 11-12 atıyorum? Yazılılarda sıkıntı olmasın diye. 12. sınıf arkadaşlarımız yazılı dönemine geldiğinde bunlarda bir sıkıntı yaşamasın. Yazılı da rahatlıkla konu videoları hazır olsun diye 11 ve 12'yi beraber atıyorum. Bugün Perşembe bugün 12. sınıf videosu kimya ve elektriğe giriş yapacağız. Kimya ve elektriğin başlangıcı redoks. Daha sonra aktiflik piller daha sonra elektroliz olmak üzere 3 kısmı ayırıyorum. 3 haftada yayınlayacağım. Redox yaklaşık 2 videodan hatta 2 artı 1 videodan olur. Redoks büyük ihtimalle işte piller daha sonra aktiflik olmak üzere üniteyi 3 bölümde ve tahminen bir 8, 10, belki 12, 13 videoda tamamlayacağız. Kimya ve elektrik önemli bir konu arkadaşlar. Yeni bir başlık. Geçmişteki konulara dayanıyor ancak farklı bir mantığı da var. Farklı bir bakış açısı da var. Bize yeni şeyler de öğretiyor. O yüzden kimya ve elektrik ve daha sonra göreceğimiz organik kimyada çok çok dikkatli, çok fazla çalışmak zorundasınız. 12. sınıf videolarını, AYT videolarını, TYT videolarını geçen sene tamamladım. Geçen seneki listemiz de tamam. Erken devam etmek, erken çalışmak istiyorsan onlardan çalışabilirsin. Bu sene niye yeniliyorum? Bu sene konunun başına ÖSYM açısından önemini ekledim konunun. Konunun diğer konularla ilişkisini ekledim. Yani bu konuyu bilmek için hangi konuları bilmelisin? Bir de çıkmış soru benzerlerini yazıp ekledim. Çıkmış soruları çözmemiz yasak biliyorsunuz. Çıkmış soru benzerlerini yazıp ekledim. Bunlar benim için mutlaka olması gereken şeylerdi. Ufak ayrıntıda da olsa konu işlen içinde çok çok önemli olduğu için videoları bu sene baştan sona bir daha çekiyoruz. Evet Giriş kısmında söyleyeceklerim bu kadar. Kimya ve elektriğe yavaştan giriş yapalım mı? Yeni bir konu, yeni bir başlık görüyor 12. sınıf arkadaşlarımız. Kimya ve elektriğe giriş yapalım o zaman ha. Bu sene 2 yapacaksak 2 artı 1, 3 yapacaksak 3 artı 1 büyük ihtimalle 2 video artı 1 video şeklinde gelecek Redox. Bu artı 1'i Fen Lisesi için yani normal müfredatı bitirdikten sonra artı bir tane de fen lisesi için çekeceğim. Niye fen lisesi için özel? Çünkü siz düz lise öğrencileri biliyorsunuz. Hani bunu anlayamazsınız falan değil değil değil. Milli eğitim şöyle tatlı bir şey yapıyor arkadaşlar. Fen liselerine diyor ki siz fen lisesine girdiğiniz için size ceza. Ben size müfredatta olan ama sınavda sormayacağım şeyler öğretiyorum. Ne yazık ki bazı öğretmen arkadaşlar da müfredatta var olduğu için bunu bileceksiniz deyip yazılarda soruyorlar. Halbuki gerek yok. Yani öğrenci sınavda görmeyeceği şeyi okulda niye öğreniyor? E belki ömrü boyunca bir daha hiç karşına çıkmayacak. Yani kimya ile ilgili bir meslek seçmeyecekse sağlıkçı oldu veya mühendis oldu bunları bir daha hiç görmeyecek. Ama işte orada öğretiyor yazılı zorluyor. O arkadaşlarımız da boşta kalmasın diye bu sene artı bir tane Fen Lisesi'nin farkını da çekeceğim. Orada belirteceğim zaten. Yani Birinci video, ikinci video artı bir fen listesindeki farklar şeklinde belirteceğim. O zaman çok uzattık. Video zaten uzun oluyor bu konu. Hadi giriş yapalım arkadaşlar. Kimya ve elektrik. O videonun şeyin pdf'nin sonuna getirmişiz. Neye bakıyorsak burada. Gel 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 en başa gelen başa en başa en başa en başa en başa. gel. Kimya ve elektrik arkadaşlar son 10 yılın analizine baktığımızda son 10 yılda her yıl çıkmış. Her yani yıl bakın. Niye? Çünkü 12. sınıf 3 üniteden oluşuyor arkadaşlar. Kimya ve elektrik, karbon kimyasına giriş ve karbon kimyası. Yani bizim AYT kısmımız 11 ve 12'den. Ayırdığım soruları yarısı 11'den yarısı 12'den çıkıyor. Şimdi 13 sorumuz var. 6'ya 7, 7'ye 6 şeklinde çıkıyor. E 6 soruyu 12. sınıftan soracağını düşün. E 3 üniteden soruyorsun. Mecburen ünite başına 2 soru çıkıyor. Hatta karbon kimyasına girişten daha az, karbon kimyasından daha çok soruyorlar. Yani 6 sorunun ikisi kimya ve elektrikten, biri karbon kimyasına girişten, 3'ü organik kimyadan geliyor genelde. Ders saatleriyle orantılı olması açısından da bunu yapıyor Milli Eğitim. Baktığımızda müfredat değişikliği olan 2017 yılında 5 tane, pardon 2018'de değişti 2017'de AYT'de LYS vardı. 30 soruluk kimya vardı. 30 sorudan 5 normal. Şurada 13 soruya düştük. 13 soruda bakın 2, 2, 3. Burada niye 3? Burada organik kimya sormadılar. Karbon kimyası da girişte bitti. Müfredatı kıstıklarıyım. 2 bu senede 2 tane soru çıktı. Yani dediğimiz gibi her yıl 2 tane sorumuz burada standart cepte kafa rahat. Baktığımızda şeyden e, kimya ve elektrikten her noktadan çıkmış. Bakın aktiflik, değerlik bulma, redox, pil, elektroliz, korozyon her başlıktan sonra çıkmış. Zaten söylüyorum ya kimya genelde böyle her başlıktan soruyorlar. Bazen 8-10 yıl sormadıkları başlık olsa da sonradan ondan 2 sene 3 üst üste sorarak onu telafi ediyorlar. En çok redox şey en çok pillerden soru gelse de en çok pillerden soru gelse de her yıl redokstan, aktiflikten yani kimya ve elektrikten soru geliyor. 2022'de çıkan iki sorunun ikisi de doğrudan pillerle ilgiliydi. 2022'de redoks gelmedi ama 2021'de, 2020'de, 2018'de, pardon yanlış yere bakıyorum. 2022 2020'de gelmedi. 21'de ama 20'de geldi. Dönüyoruz. 17'de geldi. Yani redoks da ara ara soruluyor. Çıkmayan bir şey değil. Dağılımına baktığımızda %52 pil, %14 redox, %10 değerlik bulma. Şu an göreceğimiz ilk videomuz bu arkadaşlar. İkinci videomuz aktiflik ve pil şey birinci haftamız bu. İkinci hafta bunu işleyeceğiz. Üçüncü hafta burayı işleyeceğiz. Yani kimya ve elektriği 3'e böldüm dedim ya böyle 3'e böldüm. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta şeklinde konuları 3 haftada bitireceğiz. Konu içeriği öğrenilecek ve ezber mi? Konu içeriğinin ezber kısmı az. Çok büyük bir kısmı öğrenilecek. işin mantığını bileceksin. Bu ezber kısmının büyük bir kısmını da geçen yıllarda yapmış olmamız gereken yerler. Bu ezber kısmını biliyorsan ezber de yok aslında. Çok az bir ezber kalıyor. Büyük bir kısmını öğreneceğiz. Peki kimya ve elektrik için neleri bilmelisin? Bak kimya ve elektrik AYT periyodik sistemden değerlik bulmayla çok çok ilgilidir. Bunu burada bir daha anlatıyorum o yüzden çok ilgili. AYT periyodik sistemde değerlik bulmayı biliyorsan bu değerlik bulma kısmını atlayabilirsin. bir Dengeyi etki eden faktörle çok ilgili. Denge kesri hesaplama ile ilgili. Periyodik sistemde elementlerin aktifliklerinin yönünü bilme ile ilgili. Ve kimyasal hesaplama yapabilme. Zaten ne dedim ben size? AYT'nin alfabesi bu alfabesi. Kimyasal hesaplama yapamıyorsan, molün yoksa bu alfabeyi bilmiyorsundur. Alfabeyi bilmeden nasıl okuyamazsan Şekillere bakıp bir şey anlayabilirsin ama metinleri okuyamazsan bu da böyledir. Kimyasal hesaplamalar ve mol alfabesidir. Bu alfabeyi çok iyi bileceksin. Bunları biliyorsan artık yavaştan konuya geçelim. 7 dakikada ancak konuya giriş yaptık değil mi? Artık geçelim. Hadi bakalım. Nedir redoks tepkimeleri? Arkadaşlar redoks indirgenme yükseltgenme tepkimelerine verdiğimiz isim. Redoks redüksiyon redüksiyon ki bu indirgenme anlamına geliyor. Ve oksidasyon o da yükseltgenme anlamına geliyor. Kelimelerin ilkecelerinin birleştirilmesiyle oluşan bir kelime. İndirgenme yükseltgenme tepkimeleri. Elektron alışverişi sonucu gerçekleşen tepkimelere redoks tepkimeleri diyoruz. İndirgenme yükseltgenmenin anlamı bu. Yani indirgenme biraz sonra söyleyeceğiz. Elektron alma, yükseltgenme de elektron verme. Dolayısıyla bir tepkimede elektron alma, elektron verme gerçekleşiyorsa bu bir redoks tepkimesidir. Ya hocam Kimyasal tepkime tabii ki elektron alışverişi olacak diyorsan öyle değil. O iş öyle değil. Asit bazda elektron alışverişi olmuyor mesela. Asidin hidrojeni bazın OH ile birleşiyor. Asidin anyonu bazın katyonu ile birleşip tuzu oluşturuyor. Değerlik değişimi elektron alışverişi olmuyor. İyonlar karşılıklı yer değiştiriyor. Çözülme kökelmede yine elektron alışverişi olmuyor. Yani her tepkimede elektron alışverişi olmak zorunda değil. Öyle bir şey yok onu unut. Sadece redoks tepkimelerinde elektron alışverişi olur. Ha, bazı tepkimeler hem redoks hem farklı sınıfa girebilir ama her tepkimede elektron alışverişi olacak diye bir şeyimiz yok. Bunu attık kafadan değil mi? Tamam. Peki hangi tepkimeler redoks? Öncelikle redoks olduğunu almanın anlamanın kesin yolu değerlik bulma. Değerlik bulmaya göreceğiz birazdan. Yani bütün elementlerin değerliğini bulacaksın tepkimede. değerli artı 1'den artı 3'e çıkmış elektron vermiş. değerli eksi 1'den eksi 3'e düşmüş elektron almış. Hem elektron alma hem elektron verme var. Tak redoks. Bak kesin yolu bu. Değerlik bulmak redoks olduğunu anlamanın en kesin yoludur. Ancak ancak bazı kısa yollarımız da var. Bu kısa yollarla şık eleyebilirsin. 5 şıkkı 2'ye düşürürsün. O 2'deki elementlerin değerliğine bakıp çok daha hızlı bir şekilde bulabilirsin. Yani kısa yolumuz var ama kısa yol her yerde her zaman sonuç vermeyebiliyor. Şık elememize yarıyor. Gel. Yani 1. Reaktif veya ürünlerinde tepkimenin herhangi bir yerinde. Bir tane dahi elementel madde varsa bileşik yapmamış bak element yüklü değil element doğrudan atomun kendisi veya atomun molekülü bak bileşik değil ha, element molekülü veya elementin kendisi varsa bu tepkime kesin redokstur. İşte sana birinci bilgi. Tepkime de elementel maddemiz varsa bu tepkime kesin redoks. İki biraz önce söylediğim asit baz tepkimeleri ve çözülme çökelme tepkimeleri kesin redoks değil. Bunların da redoks olmadığı kesin. O zaman ne yaptın? Aşağıdaki tepkimelerden hangisi redokstur diye sordu. Biraz sonra soracak sorularda göreceğiz. Ve aşağıdaki tepkimelerden hangisi redoks değildir diye sordu. Elementel olanlar, giren veya ürünlerinde element olan maddeler mesela yanma tepkimeleri. O iki var. Kesin redoks. Element olanlar redoks. Eledin şıkkı. Asit baz ve çözünme çökelmeyi eledim Bunlar da redoks değil. Halen cevaba ulaşamadın mı? Geri kalan Bilemediğin, şüpheye düştüğün tepkimelerinde neyini yapacaksın? Değerliğine tek tek bakacaksın. Yükseltgenme, indirgenme varsa bu tepkime redokstur. Yoksa redoks değildir diyeceksin. Bu kadar basit sevgili arkadaşım. Şimdi tamam. Kimin redoks olup kimin olmadığını anladık. Hadi devam edelim redoksla ilgili bilmeniz gereken bilgileri. Redoks tepkimelerinde elektronunu veren yani yükünü arttıran yüke bakıyorsun matematiksel olarak. Yükü arttıran madde yükseltgenmiş. Bu yükseltgenme indirgenme kavramını elektriksel yüke göre tanımlamışız arkadaşlar. Elektriksel yükü artan yani eksi birden sıfıra çıkan sıfırdan artı bir e, artı birden artı üçe çıkan madde yükseltgenmiştir. E yükünü arttırmak için de elektron vermek zorunda. O yüzden elektron veren yükseltgenmiştir diyoruz. Sadece yükseltgenme olayının gösterildiği tepkimelere yükseltgenme yarı tepkimesi. Bakın bunlar tam tepkime değil yarı tepkime. O yüzden bu tepkimeler redoks olmaz. Niye? E bu tepkimeler tepkime değil zaten. Tepkimenin yarısı. Nasıl redoks olsun? Bir tepkimenin yarısı bu. Anlaştık değil mi? Sadece yükseltgenme olayının gösterildiği tepkimelere yükseltgenme yarı tepkimesi diyoruz. Bak hidrojen elemental halde maddelerin değerliği sıfırdır. Artı bire ne yapmış? Yükseltgenmiş. Sodyum değerliği sıfır. Artı bire ne yapmış? Yükseltgenmiş. Bunlar yükseltgenme yarı tepkimesi. Sadece elektron alma yani indirgenme olayının gösterildiği tepkimelere de indirgenme yer tepkimesi diyoruz. Elektron aldın, yükün azaldı, yükün indi. Yükün fazlalaştığı zaman yükselt Yükün azaldığı zaman indirgendin. Bak oksijen sıfırdı, elektron aldı, eksi 2 oldu. Kalsiyum artı 2 idi, elektron aldı, sıfır oldu. Yükün matematiksel olarak azaldığında indirgendin. Arttığında yükselt E, bu yükseltgenme ve indirgenmeler olayın yarısı olduğuna göre bir tepkimede bunun yarısı gerçekleşmiyor doğal olarak. Tamamı gerçekleşiyor. O zaman bir tepkimede bunun tamamı gerçekleştiğine göre bir tepkimede hem alma hem verme var. Şimdi bak. bak şimdi. Ben sana elektron verdim. Ben elektron verdiğim için yüküm arttı. Ben yükseltkendim. Sen elektron aldığı için yükün azaldı. Sen indirgendin. Senin indirgenmenin sebebi kim? Senin indirgenmenin sebebi benim. Ben sana zorla elektron verdim. Senin indirgenmene sebep oldum. O yüzden ben seni indirgeyen maddeyim. Yani ben indirgen özellikteyim. Yükseltgenmiş olan madde indirgendir. İndirgen karşıdakini indirgeyen anlamına gelir. Sen de indirgendin. Sen de benden elektron aldığın için benim yükselmemi sağladın. Sen beni yükselten maddesin. Sen yükseltgensin. İndirgenmiş olan madde yükseltgendir. Yükseltgenmiş olan madde indirgendir. Unutma indirgen indirgeyen indirgeyen yükseltgen de yükseltgeyen demek. Bak sodyum sodyum artıya dönüşü bir k elektron verdi. Bu yükseltgenme tepkimesi sodyum indirgen bir madde. Klor elektron alıp klor eksiye dönüştü. Bu indirgenme tepkimesi klor yükseltgen bir madde. Yükseltgenmiş olan indirgen indirgenmiş olan yükseltken. İki tepkimeyi topladın elde ettiğin tepkime de hem indirgenme hem olduğu için redoks tepkimesi olduğu sevgili arkadaşlarımız. E tabii ki redoks tepkimesi için redoks tepkimesi için yükseltgenme basamağı bulmamız lazım. Yükseltgenme basamağını bilemiyoruz. E, hangisi redokstur hangisi değildir kesin bulamayız. Kesin bulsak bile hani kısa yollarla elementel halde madde var redoks. İşte asit baz redoks değil desek de kim kaç elektron aldı, kim kaç elektron verdi bunu bilebilmemiz için ee, yükseltgenme basamağını bulmamız lazım. Video 15 olmuş. Bence bu videoyu burada keselim. İkinci videomuz yükseltgenme basamağı bulma olsun. Üçüncü videomuz redoksun denkleştirmesi olsun. Dördüncü videomuz da artı bir şeklinde e, fen liseleri için redoksun asidik bazik ortamda denkleştirilmesi olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsun. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Sen beni büyüt ki ben de senin için güzel şeyler yapabileyim. Görüşürüz.